Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çalışmalarımıza İnkılap tarihiyle devam ediyoruz. Bu videoda Cumhuriyet dönemi, kültürü ve uygarlığı, inkılaplar, Atatürk dönemine dair soru ve cevaplarımız olacaktır. Hemen başlayalım birinci sorumuza. Lozan görüşmeleri devam ederken toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne kim başkanlık etmiştir? Lozan görüşmeleri esnasında İzmir İktisat Kongresi toplanmış. Bakalım başkanı kimmiş? Kazım Karabekir Paşa arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'ne başkanlık etmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk başbakan kim olmuştur? Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim 1923'te. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk başbakan İsmet İnönü olmuştur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki ilk meclis başkanı kim olmuştur Cumhuriyet'in ilanından sonra? Ona da bakalım. Ali Fethi Okyar ilk meclis başkanı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'dir arkadaşlar. Rıfat Börekçi ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Türk dış politikasının ilk başarısı nedir? Türk dış politikasının Lozan'dan sonra arkadaşlar ilk dış politikanın ilk başarısı nedir? Yabancı okullar sorununu lehimize çözmemizdir. Dış politikadaki ilk başarı. En uzun süre yürürlükte kalan anayasa hangisidir? En uzun süre yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır arkadaşlar. En uzun süre yürürlükte kalan anayasa. Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi hangisidir? İlk parti Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci yani ilk muhalefet partisi ise Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası'dır arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına neden olan olay nedir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına neden olan olay Şeyh Said isyanıdır arkadaşlar. 1924 yılındaki İngilizlerin kışkırtmaları sonucu, destekleme sonucu Şeyh Said isyanıdır. Devam ediyoruz. Çıkarılan hangi yasa ile Şeyh Said isyanı bastırılmıştır? Hangi yasa ile Şeyh Said isyanı bastırılmıştır? Takrir-i Sükun arkadaşlar. Takrir-i Sükun kanunu ile Şeyh Said isyanı bastırılmıştır. Takrir-i Sükun 1925-29 yılları arasında devrimlerin de en fazla yapıldığı dönemde yürürlükte olan bir kanundur arkadaşlar. Devam edelim. İstiklal mahkemelerinin son kurulduğu olay nedir? Bir önceki videoda İstiklal Mahkemeleri hangi olaylarda kurulmuştu onu özetlemiştik. Bakalım son kurulduğu olay hangisi? İzmir suikast girişimi arkadaşlar. 1926 yılında İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan suikast girişimidir. Bu İstiklal Mahkemelerinin kurulduğu son olaydır. Devam ediyoruz. Osmanlı borçları en çok hangi devlete vardır? En çok Osmanlı hangi devlete borçludur? Fransa'ya arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin borcu en fazla Fransa'ya vardır. Osmanlı borçları da Adnan Menderes döneminde 1954 yılında son taksite ödenip bitmiştir arkadaşlar. Lozan'dan sonra Musul konusu hangi konferansta görüşülmüştür? Lozan'da biliyorsunuz Musul konusu ertelenmişti. Herhangi bir karara varılamamıştı. Lozan'dan sonra Musul konusu hangi konferansta görüşülüyor? Fethi Okyar'ın Türkiye'yi temsilen bulunduğu Haliç Konferansı arkadaşlar. Musul konusu Haliç Konferansı'nda görüşülmüştür. Musul hangi anlaşmayla kaybedildi? Musul, Misak-ı Milli'den verdiğimiz tavizlerden biridir. Musul hangi anlaşmayla kaybedildi? 1926 yılında yapılan Ankara Anlaşması'yla Musul elimizden çıkmış oldu arkadaşlar. Birinci TBMM'nin gerçekleştirdiği tek inkılap hangisidir? Bir tane inkılap gerçekleştiriyor. Birinci TBMM bakalım o da hangisi? Saltanatın kaldırılması arkadaşlar. Saltanatı birinci TBMM kaldırıyor. Dikkat edelim ikincisi değil. Birinci TBMM saltanatı kaldırmıştır. Zaten bu da gerçekleştirdiği tek inkılaptır. 1920 yılında Hilali Ahtar ismiyle kurulan cemiyetin adı Hilali Ahtar. Bakalım neymiş bu Hilali Ahtar? Yeşilay arkadaşlar. Yeşilay 1920'de Hilali Ahtar adıyla kurulmuş. Bir de Hilali Ahmer vardı. O neydi? O da Kızılay'dı. Hilali Ahmer Kızılay, Hilali Ahtar Yeşilay. Devam ediyoruz. Kadınlara verilen ilk siyasi hak nedir? Kadınlara verilen ilk siyasi hak 1930 yılında
belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının verilmesidir arkadaşlar. 1930 yerel seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. İlk belediye başkanı da Müfide İlhan'dır. Kadınlara verilen ilk hak belediye seçimlerindeki seçme ve seçilme hakkıdır. İlk belediye başkanı ise Müfide İlhan'dır. Bu arada kadınlara verilen hak dedim, kadınlara verilen siyasi hak. İlk kadın muhtar kimdir? İlk kadın muhtar kimdi? Gülesin arkadaşlar. Gülesin ilk kadın muhtardır. Bir notumuz var. İlk olarak 1930 yerel seçimleriyle katıldı kadınlar. Az önce de söyledik. Bakalım bu kadınlara verilen siyasi hakların durumu nedir? 1930 yılında belediye seçimleri, 1933 yılında muhtarlık, 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde ettiler. Bunu BMV diye kodlayalım arkadaşlar. 1900 önce belediye, B muhtarlık, M vekil, milletvekilinde vekil olarak düşünürsek BMV şeklinde sıralamayı bilmemizde fayda var arkadaşlar kadınlara verilen siyasi haklar konusunda. Devam ediyoruz. Kadınlara ilk kez seçilme hakkı veren ülke. Genel kültür bilgisi arkadaşlar. Bakalım belki bir yerde işimize yarar. Kadınlara ilk kez seçilme hakkı veren ülke 1893 yılında Yeni Zelanda'ymış arkadaşlar. Yeni Zelanda'da kadınlara ilk kez seçilme hakkı verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi hangisidir? Birinciyi az önce ne dedik? Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası. İkinci muhalefet partisi ise 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Ali Fethi Okyar başkanlığında arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk'ün bizzat isteğiyle kurulmuştur. Hatta kız kardeşi Makbule Hanım da Serbest Cumhuriyet Fırkası'na üye olmuştur. Çünkü Atatürk demokratik sistemi çok önemsiyordu. Muhalefet partilerinin olmasını istiyordu. Serbest Cumhuriyet Fırkası Ali Fethi Okyar başkanında Atatürk'ün de isteğiyle kurulmuştur. Bu ikinci muhalefet partisidir. Menemen olayı suçluları nerede yargılanmıştır? Menemen olayı arkadaşlar, Menemen olayını biliyorsunuz. Menemen olayı suçluları nerede yargılanmıştır? Kubilay'ı şehit etmişlerdi. Sahte peygamberlik iddiasıyla. Bakalım Menemen olayı suçluları nerede yargılanmış? Divanı Harp'te arkadaşlar bunu İstiklal mahkemeleriyle karıştırmayalım. Kubilay Asteğmen şehit olduğu için bu Divanı Harp'te görülmüştür bu dava. İstiklal mahkemeleriyle değil. Zaten İstiklal mahkemelerinde de az önce ne dedik? En son 1926 yılında Atatürk'e İzmir suikast girişiminde kurulmuştu. Bu Divanı Harp'te Menemen olayı suçları Divanı Harp'te yargılanmıştır. Bulgaristan'daki Türk mezarlarının yağmalanması olayı nedir? Bulgaristan'da Türk mezarları yağmalanmış. Bu olayın ismi nedir? Razgard olayı arkadaşlar. Razgard olayı eşittir. Bulgaristan'daki Türk mezarlarının yağmalanması olayıdır. İstanbul'daki Fransız firmasında Türkçe konuştuğu için bir işçinin cezalandırılması üzerine çıkan olay nedir? İstanbul'da Türkiye topraklarında Fransız firması hadi tamam var. Türkçe konuşulduğu için İşçi cezalandırılıyor. Böyle bir durum arkadaşlar. Bu olayın adı da Vagon Lee olayıdır. Vagon Lee olayı Türkçe konuşulduğu için Fransız firmasında işçinin cezalandırılması olayın üzerine çıkan isyan diyebiliriz. Medeni kanun hangi ülkeden örnek alınarak hazırlanmıştır? Medeni kanun hangi ülkeden örnek alınarak hazırlanmıştır? İsviçre arkadaşlar. O dönem en güncel kanun İsviçre'deydi. O yüzden İsviçre kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır. Dedikten sonra devam edelim. Medeni kanun ile Osmanlı'dan kalan hangi kanun yürürlükten kaldırılmıştır? Biliyorsunuz Medeni kanundan önce Osmanlı Devleti'nde de bir kanun vardı. Bakalım o neymiş? Medeni kanundan önce Mecelle Medeni Kanunu 1926'ya kadar devam etmiştir. Medeni Kanundan sonra Mecelle diye son verilmiştir. Medeni Kanun hangi konuları içermektedir? Medeni Kanun hangi konuları içermektedir? Bakalım. Kişi, eşya, miras ve aile konularını içermektedir. Kişi, eşya, miras ve aile konularını içermektedir. Medeni Kanun. Bunu da KEMA diye kodlamışız arkadaşlar. Kişi, eşya, miras ve aile KEMA diye kodladık. Medeni kanunun içerdiği konular.
Yeni harflerle basılan ilk gazete hangisidir? Latin alfabesine geçildikten sonra basılan ilk gazete Mardin'dir arkadaşlar. Mardin gazetesi yeni harflerle basılan ilk gazetedir. Devam ediyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı kimdir? Türk Tarih Kurumu 1931'de açıldı. İlk başkanı kimdir? Tevfik Bıyıklıoğlu arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanıdır. 1932 yılında açılan Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı kimmiş? Ona bakalım. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı Rıfat Horozcu arkadaşlar. Rıfat Horozcu Dil Kurumu'nun başkanıdır. Devam edelim. Türk Beşleri olarak anılan sanatçılar kimlerdir? Türk Beşleri olarak anılan sanatçılar bakalım kimler? Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Kazım Akses arkadaşlar. Türk Beşleri olarak geçen sanatçılardır. Cemal Reşit, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Kazım Akses Türk Beşleri olarak bilinen sanatçılardır. İlk Atatürk heykeli nerede ve kim tarafından yapılmıştır? İlk Atatürk heykeli nerededir ve kim tarafından yapılmıştır? 1926 yılında Gülhane Parkı'nda arkadaşlar. Henrik Krippel tarafından yapılmıştır. İlk Atatürk heykeli Henrik Krippel tarafından yapılmıştır. İlk radyo yayını ne zaman başlamıştır Türkiye'de? İlk radyo yayını ne zaman başlamıştır Türkiye'de bakalım. 1927 yılında arkadaşlar radyo yayını başlamıştır. 1927'de Atatürk döneminde. İlk özel banka hangisidir? İlk Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan ilk özel banka hangisidir? 1924'te İş Bankası arkadaşlar. İş Bankası ilk özel bankamızdır Cumhuriyet döneminin. Devam edelim. Özel sektöre ait ilk fabrika hangisidir? Özel sektöre ait ilk fabrika bakalım hangisiymiş? Alpullu Şeker Fabrikası arkadaşlar. 1926 yılında açılmış. Alpullu Şeker Fabrikası ilk özel fabrikadır. Özel sektöre ait ilk fabrika Alpullu Şeker Fabrikası. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın tarihçisi kimdir? Cumhuriyet tarihinin ilk kadın tarihçisi Atatürk'ün de manevi kızı olan Afet İnan'dır arkadaşlar. Afet İnan Cumhuriyet tarihinin ilk kadın tarihçisidir. İlk kadın tiyatro oyuncusu kimdir? İlk kadın tiyatro oyuncusu kimmiş? Afife Jale arkadaşlar Emel rolünü oynamıştır. İlk rolünde Emel rolünü oynamıştır. Devam edelim arkadaşlar. Afife Jale dedik. Türkiye'nin ilk barajı. Türkiye'de kurulan ilk baraj. Bakalım hangisi? Çubuk Barajı. Çubuk Barajı Türkiye'nin ilk barajıdır. Cumhuriyet'in 10. yılında köylüye yönelik çıkarılan gazete hangisidir? Cumhuriyet'in 10. yılında yani 1933 yılında köylüye yönelik çıkarılan gazete Yurt Gazetesi'dir arkadaşlar. Köylüye yönelik çıkarılmıştır Yurt Gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi olarak ilk kez ziyaret eden devlet adamı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi olarak ilk kez ziyaret eden devlet adamı kimmiş? Afganistan Kralı Amanullah Han'dır arkadaşlar. Afganistan'da zaten Türkiye Cumhuriyeti devletini tanıyan ilk Müslüman ülkeydi. Amanullah Han Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk devlet adamıdır. En uzun süre meclis başkanlığı yapan kişi kimdir? En uzun süre meclis başkanlığı yapan kişi Abdülhalik Renda'dır arkadaşlar. Abdülhalik Renda bir notumuz var bununla ilgili. Atatürk öldüğünde bir günlüğüne vekaleten Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. İsmet İnönü seçilene kadar ki o bir günlük dönemde Atatürk öldüğünde bir günlüğüne vekaleten Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Abdülhalik Renda en uzun süre meclis başkanlığı yapan kişidir. Nutuk'un gelirleri hangi kuruma bırakılmıştır? Nutuk'un gelirleri Atatürk'ün yazdığı nutuk gelirleri bakalım hangi kuruma bırakılmış? Türk Hava Kurumu'na arkadaşlar bırakılmıştır. Nutuk'un gelirleri Türk Hava Kurumu'na bırakılmıştır. Peki nutuk hangi yılları kapsamaktadır? Yani içeriğinde hangi yıllar anlatılmaktadır? O da 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlar. 1927 yılına kadar ki
dönemi anlatır arkadaşlar. 1919-1927 yılları arasını kapsamaktadır nutuğun içeriği. Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye olduk? Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye oldu? 1932 yılında arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdir? Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimiz kimdir? Cemal Hüsnü Taray arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcimizdir. Balkan Antantı'na hangi ülkeler üyedir? Balkan Antantı'na hangi ülkeler üyedir bakalım? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı'na üye olan ülkeler. Atatürk 1. Dünya Savaşı öncesi aslında Balkan hattını, Balkan sınırını güvence altına almıştır. Bir de bunun doğu sınırı var. O da Sadabat Paktı. Sadabat Paktı'na hangi ülkeler üye? Ona bakalım. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'da Sadabat Paktı'na üyedir arkadaşlar. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Devam ediyoruz. Atatürk'ün cenaze namazını kim kıldırmıştır? Atatürk'ün cenaze namazını kim kıldırmıştır? Bakalım hemen. Şerafettin Yalçın kıldırmış arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazını Şerafettin Yalçın kıldırmıştır. Atatürk hangi takma ismi kullanarak gazetede hangi eleştirel yazılar yazmıştır? Bir köşe yazısı yazıyor arkadaşlar bir takma isimle. Bakalım hangi gazetede hangi takma isimle yazılar yazmıştır? Asım Us takma adıyla Kurun gazetesi var arkadaşlar. Kurun orada Asım Us takma adını kullanarak özellikle Hatay meselesinde İnönü hükümetini eleştiren yazılar yazmıştır. Asım Us. Mustafa Kemal'in Nuri Cönker'in biliyorsunuz arkadaşlar Nuri Cönker Selanik'ten çocukluk arkadaşı hatta Mustafa Kemal'e Mustafa ismiyle hitap edebilen çok az kişiden birisi Nuri Cönker. Mustafa Kemal'in Nuri Cönker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabına karşılık yazdığı eserin adı nedir? Zabit ve Kumandan ile Hasbiyal. Sonuna Hasbiyal eklemiş arkadaşlar. Zabit ve Kumandan ile Hasbiyal kitabını yazmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği konu nedir? Mustafa Kemal Atatürk bir konu hakkında benim şahsi meselem diyor. Bakalım neymiş? Hatay meselesi arkadaşlar. Mustafa Kemal biliyorsunuz Hatay Mustafa Kemal'in vefatından sonra ana yurda katıldı. Maalesef onu göremedi ama Hatay için çok uğraşmıştır, çok istemiştir. Hatay'ın ana yurda katılmasını ve bunun için Hatay meselesi için benim şahsi meselem tabirini de kullanmıştır. Mustafa Kemal'in vefatının ardından hangi ülkede bir ay milli yas ilan edilmiş? Önemli arkadaşlar bu da. Bir ay başka bir ülkede milli yas ilan ediliyor. Bu da Atatürk'ün ne kadar değer verilen bir dünya çapında bir lider olduğunu gösterir. Bakalım İran arkadaşlar. İran Mustafa Kemal vefat ettikten sonra bir ay boyunca milli yas ilan etmiştir. Hatay ile ilgili bir notumuz var arkadaşlar. Hatay'ın Hatay bir 1938 yılında bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Daha sonradan 39'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. O bağımsız olduğu dönemde bakalım ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk Başbakanı Abdurrahman Melek, Melek'tir ilk Başbakanı Abdurrahman Melek 1939 yılında da ana vatana katıldı demişiz. İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk Başbakanı da Abdurrahman Melek'tir. Bu videodaki son soruya geldik arkadaşlar. Hatay'ın bağımsız olmasında etkili olan rapor nedir? Hatay'ın bağımsızlığında etkili olan rapor Sandler raporudur arkadaşlar. Hatay'ın bağımsız olmasında etkili olan rapor Sandler raporudur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.